Semizotlu yoğurt çorbası için 1 çay bardağı haşlanmış buğday, 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 1 demet semizotu, pul biber, tuz ve su. Rondodan geçirmeyeceğiz. Semizotlarını biraz ufalayacağım ben bıçak yardımıyla. Şöyle söyleyeyim, tam kış aylarına yakışır, içinizi ısıtacak sımsıcak bir çorba. Bir de şimdi dışarıda 2 gündür inanılmaz bir soğuk var. Gerçekten böyle bayağı bir üşütüyor insanı o soğuk. O yüzden bugün dedim ki böyle sıcak, içlerini ısınacak bir çorba yapayım izleyicilerime ekran başında. Şimdi izleyicilerimizle de paylaşacağız. Serpil buğdayı bana versin. Burada. Bir de tencere istiyorum Serpil'imden. Geldim canım, geldim. Şimdi içimi çalkaladım da. Sağ ol aşkım. Ellerine sağlık. Efendim ilk başta bu buğday çorbasında birazcık su. Sana bu suyu aynen onu sonra komple dolduralım Serpil. 4 su bardağına yakın içerisinde suyumuzu koyalım. Tenceremizin içerisinde canlarım. Üzerine şöyle haşladığımız buğdayı koyalım. Geceden bekletip haşlatırsanız daha da güzel olur. Çok fazla pişirmede beklemezsiniz. Buğdayı mutlaka geceden ıslatın derim. Şöyle şuradan bir kaşık alayım. Bir de sosunu yapacağım şimdi sizlerle. Buğday burada özleşirken. Serpil bir tık daha atıverse miydik buğday? Var buğdayım ister misin? Birazcık daha var. Atalım. Yani güzel bir çorba olacak bu Serpil. Bari çok olsun diyorsun. Senle ben yeriz bundan aşkım. Seviyoruz biz çorba seninle. Bir de şey, semizotu bayılırım. Koyayım mı hepsini Serpil? Koyayım kız. Aha bat. Elimin ayarıyor. Koyayım kız Serpil. Kız güzel olacak bu vallahi. İçi veririz biz bunu seninle iftarda. Komşuda pişer, bize de bize düşer. Bize düşer. Ne Serpil? Düşer tabii olur. Niye olmasın mis gibi. Şey, yalnız şimdi böyle konuşuyoruz ya, çok hoşlarına gidiyor izleyicilerimiz. Ekran başında. Evde gibi değil mi? Ha, evde gibi. Serpil kız yapayım hepsi. Şimdi şeydir ya, annelerin böyle elinin ayarı yoktur ya. Tamam burada bu kadar, öbür tarafa gidiyoruz. Annelerin böyle elinin ayarı yoktur ya. Önce başlar böyle 2 kaşıkla, sonra o 3 çıkar, sonra 4 çıkar, sonra hayvan. Hepsini koy işte, artımlı olsun deyip hepsine girersin. Böyle ben o zaman oldum. Biraz daha süzme yoğurt ekleyeyim. Yok yok yeter aşkım, çok. Ha. Aha çok. İyi tamam. Şimdi şöyle bir sos yapacağız. Şunu doğrayayım ben bu arada. Olur. İster şimdi misin? Sosu ben doğrarım, acelemiz yok. Dur sana bıçak başka getireyim. Başka tarifimiz de yok Serpil, acele etme. 20 dakikamız var. şöyle süzme yoğurdumu aldım. Çok güzel bir tarif oluyor. Kalbura bastı, nasıl buram buram kokuyor fırında, aman Allah'ım. Efendim şöyle önce yoğurdumuzu bir çırpalım. İçerisine yumurta sarımızı alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım. Evet, yumurta sarımızı aldık. Şöyle şöyle bir çırpıyoruz. Kaşık sana lazım olur. Aynen o dursun. Toz biberimi de içerisine alıyorum. Toz biberler yapışıyor tabaklıklarına. Ben onu finalde üstüne atarsın diye vermiştim. Yok ben böyle sosunda kullanayım. Üstüne yine atarız. Ununu veriyorum. Şöyle. Güzel bir sos oldu. Birazcık sıcak su ya da soğuk su bir tık alayım Serpil şunun içerisine. Hem de bunu ziyan etmemiş olurum. Şöyle biraz kıvamını bağlayalım. Buğday çorbası dediğim gibi hem tok tutacak hem de sindirimi kolaylaştıracak. Semizotu da gerçekten inanılmaz yakışıyor. Bilginiz olsun. Semizotuyla deneyin bu çorbayı. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Tam kış ayları için sımsıcak bir çorba. Semizotunu birazcık ufak ufalayacağım. Çünkü rondodan geçirme olayımız yok bu çorbada. Bir de bu sosunu verirken çok dikkatli vereceğim. Kesilme yapmasın. Kesilirse çorba çorba olmuyor çünkü hem görüntü itibariyle hem de lezzeti bizim gibi olmuyor. Yani tam böyle istediğimiz gibi olmuyor benim kuzucuklarım. Nasıl kalbura bastığımız Serpil'cim, bir açalım mı bakalım mı aşkım? Gel bak renge bak. İşte efendim birazcık daha pembeleştirmek istiyorum. Şu an ekrandaki renk çok güzel, hafif sarıya dönmüş. Bizim istediğimiz bir tık daha koyu.
bir tık daha yanığa çalması. Her tarafı da eşit biliyor musun? Çok güzel pişmiş, evet. Evet, her yere eşit. Semiz otlarını böyle taze taze yıkadık. Şey koymayacağım hiç sap. Saplarını çok koymayayım. Ay katır bu da maşallah olmasın. Evet o yüzden biraz kart geldi gözüme Serpil'cim. O yüzden ayıklayalım aşkım. Bunu yıkarken şey ettirmemiş ki. Olsun. Ben de şey, şey dedim. Aa bunu şeyler ne sever kuzular. Şurada bizim kanalın önünde var ya götür verelim kız. Atma. Aa şey adak kurban yerine. Ben atayım, bugün veri vereyim onlara. Ne sevinirler. Kurban yerindekiler var ya. Ay yavrum onlar birkaç aya kesilecek annesi. Olsun. Allah öyle bir şey. Bir şey söyleyeyim, o kadar bayramı canlı ve diri ki şuraya bakar mısın? Çok güzel, kütür kütür. Tam böyle aslında salatası da yapılır bunun Serpil. Dur şurada şey var Demir, bir dakika su tutacağım oraya. Salatası bir yaprak gördüm bir şeyi de. Şimdi yapraklarını aldım. Buğday çorbamızın içerisine kullanacağımız. Şöyle minik minik doğruyorum. Ama nasıl bir lezzet olacak gerçekten için cebini anlayacaksınız. Çok yumuşak içimli, harika bir çorba tarifi. Hem pratik, şıpşak, evdeki malzemelerle işte yoğurt, yumurta, buğday. Herkesin dolabında bence ıslanmış buğdayı vardır poşetin içerisine attığı. Mutlaka. Bir fazla gelip, mesela Serpil o fazlasını atacaktı muhtemelen buğday. Evet. Ben izin vermedim onu. Hepsini yaptım çünkü Serpil içeceğiz, canım çekti. Ya oruçlu ki insan canı böyle her şeyi fazla fazla istiyor ya. Sen evde yapmaz mısın? Ben buğdayı, nohutu çok hepsini severim. Çok tabii, ıslatırım. Tabii tabii. Kuru fasulyeyi önden bir haşlarım, nohutu önden bir haşlarım, poşetlerim. Direkt yemeğe hazır hale gelir. Hatta çok soruyor bazen sosyal medyada paylaştığımda izleyicilerim. Çok rahat oluyor. Özellikle çalışan hanımefendiler için kurtarıcı. Bulduğun gibi. Tabii dolapta nohutun, kuru fasulyen varsa çıkar, düdüklüye at. Yemeğin 10 dakikada hazır yani. Evet, böyle stoklamak lazım arada. Kesinlikle bir stoğumuzu güzel yapmak gerekiyor. Tatlılarımız kızarıyor, çorbamız pişiyor, sosumuz hazırlandı. Bir yanda da Topkapı Aksaray fırında pişiyor. Ben ona şey diyemiyorum. Piliç. Ben ona piliç diyemiyorum artık. Şey oluyor çünkü ne yapacaksınız, 20 dakikanız var. Daha bitmedi ki yemek, bunu bağlayacağız, edeceğiz. Başladı ya adam vallahi billahi. Vallahi şerbeti var fırında. Sunumu var. Sen dün başka neler ya? Ay dün masanın tabaklarına bayıldım senin. Vallahi 4 çeşit. Şu an benim de dinlemiyor. Dolu benim dolu. Sofrada mı? Evet. Her şeyimiz vardı ya Allah aşkına. Hayır. Her şeyini yetiştirdin, hazırladın. Marketini, poğaçanı, böreğini. Doğru Serpil var ya. Arabada da story attım, görmüşsünüzdür. Yemin ederim şu sırtımın ortasına böyle dayak yemiş, yumruk girmiş gibiydi şurası. Serpil beni masaja götür Serpil. Biz seninle gidecektik de biz her yere gidiyoruz maşallah. Hep de lafta gidiyoruz. Ayarlamıyor, hep çalıştırıyor. Ona hep sonra gelmişim burada 56-57 kiloya. Ay evet, hiç gözüme bakmıyor. Daha zayıfladın. Bakmıyor, evet doğru söylüyorsun, bakmıyor. Sen bakmıyorsun sen. Ha ben mi? Ben değil. Ama en çok seni çalıştıran Yüksel, ben değilim. Tabii patronu biliyorsun. Bir de 4 çeşit az, daha az olur mu? İzleyicilerim çok seviyor vallahi, böyle sindire sindire anlatıyor tarifleri. Hepsini anlıyorlar. Yo ama gerçekten. Yo yo yok. Bayramdan sonra diyor kölelik dönemine giriyoruz diyor. Yok yok boş ver. Şöyle, ben şey... Zaten artık tükenmişlik sendromuna doğru gidiyoruz Yüksel. 300 bölümdür. Her sabah maşallah çıktık geldik. Bir günümüzü aksatmadık. Adım hiç memnun edemiyoruz Nermin. Türk televizyonlarında canlı yayında 5 çeşit yemek yapan kim var? Bir bul bakayım Yüksel Eser. Bak şimdi bak. Bak coştum gene. Neyse tutayım hadi ağzını. Şimdi şöyle hepsini aldık. Vallahi ne güzel yıkanmış. Kütür kütürdü de. Tam salatalıkmış bir şey bu. Sana, çok sarımsaklı ben de beğendim, yoğurtla yapacaktım böyle soğuk soğuk iftara. Oo üzerine pul biber. Pideyi de batırdık suyuna. Oo. Tövbe yarabbim. Sarımsaklı nohutlu yemeği çok güzel olur semiz otunun. Evet Yüksel Eser. O da güzel olur da salatası da güzel olur. Evet şimdi. Tövbe, güzelce buğdayımızı haşlamıştık. Buğday bir fokurdamaya başladı kıymetli izleyicilerim. Semiz otunu şimdi koymuyorum. Çünkü en son aşamada koyacağım evet, evet, ki solmasın. Böyle bir tık böyle bir kabartacağız, alacağız. Serpil bir kepçe istiyorum senden, bir bağlama yapalım. Ben ya, burada çorba bağlayacağım. Ben şuraya şöyle yatsa. Şimdi alıyorum çorbamızın içerisinden iki kepçe. Buradan sıcak suyumu. Çok Bismillahirrahmanirrahim.
Burada güzelce uyumu sağlıyoruz. Artık bunu herkes öğrendi. Yeni gelinler geçen dua ediyor bana. Abla hep diyor üstünde diyor kaymak kaymak olurdu diyor. Gösterdiğinden beri diyor öyle yapıyorum diyor. Efsane kadife gibi bir dokusu oluyor diyor. Al Serpil. Kesince de mübarekliği kötü gözüküyor. Evet. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Sıcaklığımızı bağladıktan sonra şöyle içerisine alayım. Ziyan olmasın. Al Serpil'i. Şöyle altını açıyorum. Ters. Şöyle altını açıyorum ve bir kokurdatma yapacağım. Şöyle bir yandan da fırını siliyorum. Bakın, görüyor musunuz? Yakına girebilir miyiz? Vallahi of of of. Kadife gibi. Hiçbir şekilde üstünde böyle kaymak kaymak, parça parça durmuyor. İşte o parça parça olduğunda ağızda gerçekten çok beğenilmeyen bir lezzet bırakıyor. Ama böyle kadife gibi olduğunda sanki kremalı çorba içiyorcasına lezzetli oluyor. Şimdi bu aşamada çorba fokurdamaya başlayacak. Ben bu aşamada tuzunu da ekliyorum. Artık kesilme olmayacak. Sadece semizotlarım kaldı tatlılarda. Çorba kaynıyor. Serpil bir spatulayla onları hemen çıkartalım aşkım. Ben çıkaralım mı çevireyim mi? Kırılabilir irmikli ya o yüzden eğer dönerse çevir. Dur. Şimdi çorba fokurdamaya başladı. Bakın çorba kadife dokusu gerçekten. İçerisindeki buğdayla tam böyle kış aylarında yapıp içeceğiniz. Hem besleyici özelliği çok fazla hem de dediğin yüksel şu şekilde bile beğenmiş. Evet böyle bile çok güzel ama içerisine o semizotu girdiğinde şu an atacağım. Bakın çok daha güzel olacak. Bir şey diyeyim sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Evet. Şöyle bu şey semizotunu da ekliyorum aşklarım. Oh çorbaya bak. Mis gibi. Hayatımızı kolaylaştıracak pratik bir çorba. Mutfağa girin, yapın ve sağlıklı hamdolsun. Bu kadar yeter mi Nermin? Şükürler olsun. İstediğiniz kadar yüksel eseri eleştirebilirsiniz. Vallahi canlı yayında bakar mısınız? Aa, evde gideceğiz yeminle. Ne şimdi. Güzel. Ha? Eleştirileri bekliyoruz yazalım. Ama yüksel eseri etiketleyerek. Yüksel eseri eleştiriler. Ah. Nasıl iyi mi? Yapımcı. Nermin çok özür dilerim. Şuna bir kasecik koysaydık ya. Şimdi. Şimdi alıyoruz böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil ben bunu böyle dökemez miyim? Bunu bir kaşık koysaydık sanırım ya böyle daha güzel. Sen dökersin de. Dur. Ben bir tane. Çok güzel oldu. Şimdi Serpil'in hazırladığı sunum tabağına da bir kepçe alacağım. Şöyle. Gel bakalım. Allah'ım şuraya bak. Bismillahirrahmanirrahim. Eleştirileri hemen bekliyorum. Sosyal medyada Nermin Nefes Mutfağı'nın son gönderisinin altına şu an Aytaç paylaştı. Bol 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 eleştiri. Bol bol eleştiri. Bir de beni övün. Övün. Yüksele beni övün lütfen. Beni övebilirsiniz. Beni bir de Serpil övebilirsiniz. Serbest. Bu kalsın böyle alacağım şimdi ben. Koy arkadaşım. Koy Johnny komiser. İşte yüksel eser hayatım işte böyle. İnsan seviyor ya bazen işte bazen öyle. Şimdi böyle bir temizleyeyim burayı. Yorumlarımı açacağım, okuyacağım. Vallahi çorba çok iyi olmuş bak. Hayatımda gerçekten yediğim ve içtiğim en güzel nadir çorbalardan bir tanesidir bu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.